Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi karşımda duran bir alternatörün mıknatıslı rotor kısmı. Üzerindeki mıknatıslarımız şu şekilde 40x25x10 tipi neodyum mıknatıs arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bakır borumuz var. Yani borumuzun İçerisi şu şekilde boş. Peki bunlarla bugün ne yapacağız? Bununla bugün manyetik ısıtma yapacağız arkadaşlar. Rüzgar türbinlerinden almış olduğumuz enerjiyi direkt elektriğe çevirmek yerine direkt manyetik sürtünmeyle, yani şu şekilde manyetik sürtünmeyle bakırı ısıtmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi bakır manyetik olmayan bir üründür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama bakır hız karşısında manyetik özelliği kazanıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani siz bakır bir, bakın şu anda temas etmiyorum. Bakırı mıknatıs üzerinde hızlı gezdirmeye başlarsanız bakırda elektronları harekete geçirirsiniz ve bakır ısınmaya çalışır. İşte bugün bu bakır boruyla manyetik ısınma testimizi yapacağız. Arkadaşlar şimdi burada manyetik alanla güç üretmenin mantığını size anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada bir bobinimiz var. Burada ise 2 adet mıknatısım var. S ve N kutuplu. Eğer siz bir iletken üzerindeki manyetik alanı şu şekilde değişirseniz iletken üzerinde elektrik akımını üretirsiniz. Gördüğünüz gibi ledim yavaş yavaş yanmaya çalışıyor. Tabii bunu biz buradaki sistemde çok hızlı yapacağımız için daha verimli olacak. Sadece olayın mantığını nasıl olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi buradaki bakır borumuzu şu mıknatısla döşeli rotorumuza saracağız. Tabii buna uygun bir malzemeyle sarmaya çalışacağım ben. Hemen şimdi bu işleme başlayalım. Şu şekilde bunu sarmaya çalışacağım. Evet, bakır borumuzu şu şekilde sardım arkadaşlar. Motorumuzla buradaki mıknatıs grubumuzu döndüreceğiz arkadaşlar. Burada ise ısı elde edeceğiz. Şimdi hemen su doldurarak testimize geçelim. Bakır borunun içerisi tamamen suyla dolana kadar devam edeceğim. Sanırım doldu. Bakır borumuza bir adet termometre bağladım ve sistemi çalıştırıyorum.
Evet, ısımız yavaş yavaş artmaya başladı sanki. Arkadaşlar, burada önemli olan manyetik alanın suya etkisi. Acaba manyetik alan suyu borunun içerisinde çevirebilir mi? Aslında arkadaşlar, sisteme şu şekilde bir su pompası ilave ederek bunu evin peteklerine uygulayabiliriz. Tabii bunlar tamamen test aşamasında. Önümüzdeki günlerde bunu da yapabiliriz. Hatta bu aşamada breadboard üzerine arkadaşlar biraz fazla led bağlayacağım. Motorumu tekrar çalıştırıyorum. Tabii içeride suyumuz da var şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ledlerimiz gayet parlak yanıyor. Arkadaşlar, şu anda bakır telin içerisindeki elektronları harekete geçirdik. Yani maddenin en küçük yapı taşı olan atomun içerisindeki fiziksel olaylar bunlar aslında. Evet arkadaşlar, bir projenin yine sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
Evet arkadaşlar, videomun bu bölümüne kadar izlediyseniz artık gelecek haftaki projenin ne olacağını öğrenme hakkınızı kendinizde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pil teknolojisi hızla değişiyor. Elimde görmüş olduğunuz 3.2 volt 6000 miliamperlik, yani bu pil tam 6 amper arkadaşlar. Gelecek haftaki projelerimizde bu pillerle görmüş olduğunuz şu şekilde bir yapboz Lego tarzı malzemelerle pilleri modüler olarak planlayabiliriz. İstediğiniz voltajda ve istediğiniz amperde bu pilleri hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde her biri 3.2 volt, ister seri ister paralel bağlayabilirsiniz. Ve pillerin şarj kontrolünü ve deşarj kontrolünü yapabileceğimiz BMC devremiz. Elektrikli bisikletlerde, scooterlarda, elektrikle çalışan tüm elektrikli cihazlarda bu pilleri kullanabiliriz arkadaşlar. Özellikle solar sistemlerinde ve rüzgar ile elektrik üretme, yani rüzgar türbünü sistemlerinde bu piller çığır açacak diyebilirim. Tüm ayrıntıları önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.